Takdir edersiniz ki televizyona en çok yakışan tür belgeseldir. Türk aile yapısına uygun, sakıncalı içeriği bulunmayan eğitici bir türdür. Ananla, babanla, hanımınla, çocuğunla hepsiyle izleyebilirsin. Biz de belgesel yapmak istiyoruz. Ama öyle bir belgesel ki hem Total'e seslenecek hem de AB'ye göz kırpacak. Çok ciddi olmayacak. Hafif şakacı, biraz öğretici, biraz güldürücü, biraz düşündürücü. Nedir bu? Meslek hikayeleri. Ne dersiniz? Ya ben düşünmüyorum. Kariyer planım daha çok drama ağırlıklı. Filmin ikincisini çekeceğiz. Ona hazırlanıyorum. Zamanım olsa başımla beraber. Olur olur. Vallahi olur. Ama biz sizin gibi parlak oyuncuların önderliğinde PT1'de Star TV'de yayınlayacağız. Star TV'de ben hiç belgesel seyretmedim ya. Hani Rütük böyle bazen ceza kesiyor. Ekran karartmak yerine belgesel falan yayınlatıyorlar. Kanal Okuşak da mı yayınlayacak acaba? Lafınızı balla böleceğim ama belgesel aslında bu ülkede en çok izlenen şey. Yani reyting sistemi düzgün olaydı anlaşılacaktı ki bu ülkede en çok belgesel izleniyor. Yeni reyting sistemi gelsin göreceğiz. Belgesellerde sunucu olayı var mı ki ya? Hayır, ben konuya hakim değilim tam. Hayvanlı belgesel izliyorum genelde de. Kesenin ağzını açtık. Çok güzel ödeme yapacağız. 15. Hayırlısı o zaman. Siz işin ayrıntılarını menajerinle halledersiniz. O zaman biz işin detaylarını menajerinizle konuşacağız. Ahmet Bey. Nedir bu işin? Mesela genç kebapçılar ne yapmalı? Yani nasıl yaşadılar? Evet. Ya olmuyor hocam. Demek ki herkes ustasına bırakacak bu işi. Evet, ustamızdan püf noktalarını aldık. Geliyorum. Hala? Sadi? Hala? Sadi. Gelsene içeri. Kirli donlarını topladın değil mi? Ya hala girişte ya. Bak oğlum, geçen gün gördüğüm manzarayı unutamıyorum hala. Geç hala, geç, geç. Bismillah. Ben de unutmaya çalışıyorum da unutturmuyorsun bir türlü. Hocam. 2 dakikanızı alabilir miyim? Ahmet'im geç kaldım ya, sonra konuşsak. Hocacığım, yemin ediyorum basarım gaza, alırım arka tamponunuzu aşağıya. Vitesi 1'de unutmuşum derim, masraf çıkartmayın. Gelin 2 dakika, hadi ben geliyorum, hadi. Hadi. İyi hadi bakalım Ahmet, anlat, dinliyorum. Hocam bayağıdır size ulaşmaya çalışıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. 2 kere de çikolatamı yaptırıp sete ziyarete geldim ama bebeler beni almadı. Ne iş? Kusura bakma Ahmet'im, seni tanıyamamışlardır. Uzatmayacağım hocam. Başrolünde oynayacağım filmin çekimlerinin başladığını gazeteden öğrendim. Hem de magazin sayfasından. Hiç Türkçe bilmeyen bir manken almışsınız benim yerime. Ahmet'im ben gerçekten geç kalıyorum size. Hocam, sizin o geç kaldığınız film seti için ben 5 ay hazırlandım. Hı hı. Peki Ahmet, 5 ay bunun için ne yaptın? Senaryoyu okudum. Hı hı. Rolümü ezberledim. Aynı türde filmler izledim. Ne yapacağım? Bir sene Colin Farrell gibi karavan kiralayıp dağda mı yaşayacağım hocam? Bak Ahmetciğim, senin karakter ata biniyor, ok atabiliyor, dövüş teknikleri uygulayabiliyor, tamam mı? Adonis kasının patentini almış. Sen bunun için ne yaptın? Ben onlar efekt diye ben şey yapmadım. Efekt değil mi hocam onları? Aha Ahmet, biz de bütün bunları yapabilen, çat patla Türkçesi olan bir oyuncu bulduk. Dublaj yapacağız ama hiç sorun değil benim için. Herifte Brad Pitt gibi vücut var. Bak gerçekten çok yeteneklisin ama hepi topu 3 tane mimiği olan Tom Cruise bile boş vakitlerinde gidip Katalanca öğreniyor. Tekvando yapıyor. Bizim oyuncularımız ne yapıyor Ahmet ha? Cami avlusunda oturuyorlar akşama kadar. Kusura bakma. Sana bir şey soracağım. Şu six pack'lerin ne olduğunu biliyor musun? İngilizce mi lazım hocam size? Bende İngilizce var. Six pack altılı bira paketi. Evet Ahmet, six pack altılı bira paketi. Ha. O adam dünya starı, bizimkiler emektar oyuncu değil mi hocam? 3 tane mimi olan adamın 3 tane adası var. Bizimkiler Tokyo'ya yazılmış. O adamın bir filmden aldığı parayı sen bana ver. Ben o ata binmem. O ata alır, saygısızlık olmasın diye sırtımda taşırım. Diyemedim yalan. Bu adam buradayken bunları söyleyemiyorum arkadaş ya. Spor olur yürüyeyim ya. Sixpack altılı bira paketi değil miydi ya? Allah Allah. Ya nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bir şey söyle Tülay ya, bir fikir ver. Anlattım işte olan biten her şeyi. Ha? Bak ben sana diyeyim, bu yapımcıdan da bu programdan da hiçbir cacık olmaz. Kazım Karabekir rolü. Hiç mantıklı değil. Yapımcı blöfünü görebilir. Ya o humbul blöf göremez. Ayrıca yarana söylemiyorum. Ne yani? Teklif geldi. Hangi yapımcıdan teklif geldi Murat? MEB yapım. MEB. MEB. Mike, Eko, Bravo. Milli Eğitim Bakanlığı ya. İlk defa mı duyuyorsun Tülay? Bu benim bir tane kuzenim var demiştim ya sana, hatırlıyor musun? Onlar işte okulundan müdürü aradı. 23 Nisan için bunlar oyun sahneleyeceklermiş. Benden de Kazım Karabekir oynamamı istedi. Bu. Aa Murat, ya çok güzel bir gelişme bu. Kariyerinde dönüm noktası. E tatlım, niye daha önceden haber vermedin sen bana bunu? Dalga mı geçiyorsun? Evet. Kabul etseydin keşke. Kabul etseydin keşke işte. Keşke kabul etseydin de işte öyle olmuyor işte. Para vermiyorlar işte. Zaten kuzeninizi okula yazdırırken kayıt parası vermediniz Murat Bey. Şimdi bir de benden üzerine para mı istiyorsunuz? Onu deyince işte ben de böyle bir kaldım. Yoksa düşünürdüm biliyorsun. Film çekeceğiz, para lazım. Aslında o işten para çıkabilirdi biliyor musun? Ya düşünsene, okul aile birliği var, milli eğitim ödenekleri var, odun kömür paraları var. Ben bir şekilde kenara sıkıştırırdım müdürü. Çok direttim ya. Hocam zaten burası bak lise. Herkes ebeveyn parası yiyor. Bir günde ekmek arası patates kızartması yemesinler ya. Zaten hep ya, hep ya. Ya bugün Amerika'nın First Lady'si Ceylan Aşov'a konuk oluyor. Ne diyor biliyor musun? Etli pizza yemeyin diyor. Ha, aynı kadını sen al, Konya'ya getir. Meydanda konuştur bakalım, görelim ne oluyor. Kovdu değil mi seni? Adam Konyalı çıktı ya. Böyle bir derin sessizlik oldu önce, bir gerginlik oldu, böyle bir gerildik. Ondan sonra ben işte kendi irademle dışarı çıktım. Kovulmuş sayılmıyorum herhalde. Arayacak tekrar seni, bana yönlendir. Ben daha uygun bir dille konuşurum. Arar mı diyorsun? Arar arar. Arasın arasın bak. Bizim kuzenim matematik facia, en olmadı ondan geçirsinler çocuğu, ben de bunda oynayayım. Sonuçta yani tuzsuz Deli Bekir değil, Kazım Karabekir. O da muhteşem kumandan. Yok yok bırak, bırak sınıfta kalsın. Daha iyi, irtibat oluyor işte böyle. Hem düşünsene, Kazım Karabekir rolü sana başka türlü nasıl gelebilirdi ki? Hep kişisel irtibatlar bunlar. Anladım. Dalga büyüyerek geliyor diyorsun yani. Allah Allah. Bir iki lakırdı et de. Ne diyeyim hala fragmanı izledikten sonra? Olsun zaten, olsun. Bak ben senin halanım, halan. Sen de benim bir tanecik yeğenimsin. Bizim birbirimizden... Don lan bu. Don var yine oradalar. Don değil hala o, tayt. Paçalı don. Tayt. Don. Tayt. Don. Tayt hala, tayt. Bunu sette Venedik sefirinin arkasına oynadığım zamanlar giyiyorum. Ne işin var senin Venedik sefirinin arkasında? Sen Osmanlı tarafında değil misin? Ya Osmanlı tarafındayım da bazen böyle kalabalık sahnelerde adam lazım oluyor. Rejiden arkadaşlar bizden rica ediyorlar, biz de kırmıyoruz. Yoksa benim kapı gibi sabit rolüm var. Sabit rolmüş, sevsinler. Niye? Beğenemedin mi? Ben var ya... Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamım. Kanuni'ymiş. Sen kapı gibi, gül gibi gümrük memurluğunu bırak, İstanbul'a oyuncu olmaya gel. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Böyle pantolonsuz, şeysiz. Nasıl giyiyorsunuz bunu? Uzatma Melek, uzatma. Bana bir spor salonu bul, acil sixpack lazım bana. Adamın dediklerini anlattım sana ya. Ahmet önce bir kilo verseydin sakatlayacaksın kendini. Allah Allah ya, bira diyorum sana, adama bira dedim, altılı bira dedim ya. Hem kas yaparım hem kilo veririm. Acil spor salonu bul. Tamam ben bir soruşturayım o zaman. Sen iyi misin? Sesin kesik kesik geliyor. Yokuştayım ondandır. Yokuş iniyorum, yokuş çıkıyorum. Yokuş iniyorum, yokuş çıkıyorum. Nefesim kesildi. Düz yol yok ki anasını satayım, yürüyelim. Ya arabama gidiyorum ben ya. Taksi! Sadi, abi nasılsın? Zehra bana abi dediğine göre yine bir işin düştü herhalde. Ne var? Ya işte nasılsın? Ya bu toplantıya gidiyorum meslek hikayeleriyle ilgili. Fragmanı görünce panik olduk tabii. Zaten öbür diziden de... Sadi senin belin nasıl oldu? İyi. Ameliyattan sonra bayağı toparladım ya, iyiyim. Ya şimdi sen böyle kılıç falan savuruyorsun, sancak taşıyorsun. Belin ağrmıyor mu? Yok yok. Ağırlık kaldırmıyorum sadece. Kılıçta falan problem yok. Ne oldu ya? Kaç kiloya kadar kaldırabiliyorsun? Zehra neyin peşindesin sen? Ya kaç kilo kaldırabiliyorsun? Bana bir rakam ver. Ya 5-6 kiloya kadar kaldırıyorum işte. Salih senin evde boş bir oda vardı ya. 3. katta değil mi o? 3. katta. Zehra ne oluyor? İyi hadi görüşürüz. Yorgun gibisin, hayırdır? Ya oğlum ben dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok içmişim. Sen de miydin ben? Yok, ben erken yattım. Oğlum yukarı niye geçmiyoruz ya? Manzarası çok güzel. Ya yok, otur. Allah Allah. Gözümü bir açtım, arabada uyumuşum herifin evinin önünde. Alkolün gazıyla tabii. Hasta mısın oğlum sen? Ne arabası, ne herifi? Ne yaşıyorsun Ahmet ya? Yok bir şey, yok bir şey. Siz benim kariyerimi bitireceksiniz oğlum. Bak bakayım benim hemen kaç para burada, bak. 3 lira. 3 lira. Ben sana diyorum ki Gazi diyorum, 27 bölüm diyorum, başrol diyorum. 3 liralık menemen mi benim kahvaltım? Kim bilir ne var lan içinde? Yumurta. Kalkar giderim. Yok yok, yumurta yok. Oğlum senin canın bir şeye mi sıkıldı lan? Hiç kendimizi geliştirmiyoruz Murat. Uzak doğu sporu, yabancı dil, at biniciliği, six pack, komple epilasyon, hiçbiri yok oğlum bizde. Yürücüyüm oğlum ben, 6 yaşından beri at biniyorum lan. Yemin et, uzak doğu sporu? Wing Chun'da 3 tanım var. Adamı alırım, kulak memesinden duvara asarım, çivisiz. Yabancı dil? Gürcüce. Epilasyonu hiç sorma, ona ben biraz karşıyım. Daha natürel seviyorum ama kadın olacak. Benim çok eksiğim var kardeşim ya, çok. Asıl dertlerine odaklan teyzemin evladı. Biz bu meslek hikayelerini ne yapacağız? Bak ben sana diyeyim, blöf çekelim biz, dizi teklifi geldi diyelim. Bakalım ne yapacak hımbıl. Oğlum ben zaten şüphe etmeye başladım. Bak Star TV'ye diye kalktırıyorlar bunlar bize programı da. Tokat'ın Sesi TV'ye yapıyorlar kesin. Yerel kanal lan. Belki orada yayınlanıyor, haberimiz yok. Ya öyle bir şey olsaydı Abdurrahman enişten bana haber verirdi oğlum, rahat ol. Abi ne haber, afiyet olsun. Eyvallah Sadi, hoş geldin. Sadi, at biniciliği var mı sende? Çerkezim abi ben. At sırtında büyüdük. Ulan bir Kütahya'da mı yaygın değil at biniciliği? Herkes yörük anasını satayım, herkes. Ben at binemiyor olsam bu dönem dizisinde nasıl iş bulacaktım? Ya yok bir şey, kafası bir şeye bozulmuş paşanın. Atarı olana bağladı. Abiler, daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama bizim fragmanı izledim. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Abiler, daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama diye lafa başlıyorum. Nasıl olabilir? Felaket ya, çok kötü. Yapma ya. Hani fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bizim görüntü yönetmeni renk körü. Kameramanın da asıl işi başka iş, bu işi hobi olarak yapıyor. Ne diyorsun Sadi sen? Hani o sesçinin kulağında bir kulaklık vardı ya. He. 400 dolarda yartısızlık yapıyordu. He. O yalan o. Ya da bozuk. Bütün sesler hışır hışır. Mikrofon desen zaten floresan zırıltısı. Ucuz mal kullanıyoruz ya. Bir de galiba kurgucu yok, kurguyu Movie Maker'da yapmışlar. Ya hani böyle forumlardan video falan indirirsin de bilmem kimin apladığı yazar ya. Öyle fontlar var. Abartma Sadi ya, aman ya. Yani tamam biz de sevmiyoruz yapımcıyı da abartma oğlum. Düğün videolarındaki gibi yıldızlı geçiş var abi. Allah belasını versin o zaman o insanların ya. Kariyerimi bitirecekler oğlum, bir şey söylesene. Vallahi ne diyeyim Ahmet, takdir ilahi. Bak ilahi dedin de aklıma geldi Sadi. Müzikler? Müzikleri hiç sorma abi, müzikleri hiç sorma. Akapella yapacağız diye yola çıkmışlar belli ama bildiğin ağzıyla müzik yapmış. Godfather'ın müziğini yönetmeni ağzıyla yapmış diyordu, yapımcı olacak hımbıl. Abi o adam yine yapmış. Bak hala kamyon kornası olarak kullanılıyor. Bizimki bildiğin fili fili fi, fili fili fi gibi bir şey. Sadi, sen şu an beceremiyorsun değil mi? Ben daha iyi yapıyorum abi, öyle söyleyeyim. O zaman 3. bölümü kapatın genç Strayze. Oğlum ben taksiye girdim, araba aldım Murat. Bana ne lan, bana mı aldın? Ahmet ne 3'ü 5'i Allah aşkına ya? Benim izlediğim şeyi Star yayınlamaz. YouTube'a koy, YouTube yayınlamaz. Hadi abi, hadi abi. Hemen gidiyoruz. Ben bir toplantı ayarlıyorum. Sade bende bozuk para yok, sen versene. Dublaj mı yapsam lan ben? Murat abi yalnız ben bu hesaba yetecek kadar bozuk para kaldıramıyorum. Biliyorsun belim ameliyat. Sadece lafını balla kesiyorum. Ahmetciğim, Engin Altan'ın paradan anlaşmadığı reklamları seslendirsem yeter lan bana ha? Daha ne olsun oğlum? Paçalarından Robert De Niro kan adamım lan ben. Ne oldu lan? Bu nasıl bir laf lan? Ne bileyim oğlum işte dilime dolanmış, kötü mü ki? Deme lan bir de öyle şeyler. Şu an tüylerim diken diken abi. Tüylerim diken diken. Allah Allah. İyi söylemeyeyim bari böyle yalnız kalacaksan. Aşkın, aşkın, aşkın. Alo aşkın. Şimdi iyi dinle beni bak, biz oraya geliyoruz. Acil diyorum bu toplantı. Yapımcı mutlaka orada olsun. Murat Bey bu toplantının sonucuna göre devam edip etleme kararı alacak diye. Bunu da mutlaka söyle. Sadi ben senin dizi izledim. Geçen göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işletiyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum, bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliler var, ilk saldıranlar, Serhat kulları. Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı süvari, tımarlı sipahi, akıncılar. Hoş geldin Sunay Akın. Sadede gel oğlum, sadede. Alo Tülay, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak 3-5 ne verirlerse anlaş, ayçiçek yağı olur. Bak tereyağı, margarin gibi katı yağlarda 800'den aşağı katiyen konuşmuyorum. 800'de fitim yani. Hadi göreyim seni, tamam. Ahmet, biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum, araba burada. 3 kapılı mı aldın? Ne? 3 kapılı mı aldın? Himmet abi, bana da 3 kapılı araba alacaksın diye mi? 9.998, 9.999, 10.000. Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun, biliyorsun değil mi? Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım ben. Kariyerime? Sadi, kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. Ben öne bineceğim. Allah! 3 kapılı arabaya bineceğim. Şunlara bakmasın. Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz. Ah, 998! Ah, 999! Sabah sporumu bölecek kadar önemli mi? Önemli mi? Önemli efendim. Çabuk anlat. Terim soğumasın. Meslek hikayeleri oyuncuları toplantı yapmak istiyorlar. Yapsınlar. Yapımcıyla mutlaka görüşmek istiyoruz dediler. Sizinle yapmak istiyorlar. Ev müsait değil. Home office burası. Yarısı home, yarısı ofis. Öyle kafana göre metcezir olmaz. Ama çok acil dediler. Ah, sorun üretme. Çözüm üret aşkın. Al onları boğaz gören bir kafeye götür. Garsona sıkıca tembihle sipariş almasın. Ha ola ki illaki bir şeyler içerler. Lavaboya git, oyalan oyalan. Onlar ödesin. Kapatabilirsin. Bin! Hayatın olmuş işler güçler. Ya Sade, Allah aşkına az bir sus da motorun soğusun. Ya yeter daha. Ne yapayım abi? İçime mi atayım? Anlattım işte fragmanı. Bana yine memuriyet yolları gözüktü arkadaş. Bundan sonra kravat, gömlek, evrak, kürek. Ya emdin, sömürdün, aldın bütün yaşam enerjimi Sade. Kıracağım direksiyonu, bariyerleri dindireceğim ızdırabını ha. Ben istifa ederken müdür artistik yapmayaydım, iyiydi. Hala müdür diyor arkadaş. Oğlum film gidiyor, film. Biz bu meslek hikayelerine girerken para biriktirelim, film çekelim diye girdik Sadi. Seni memuriyetten kurtarmak için değil. Senin fikrinde değil mi lan o? Oğlum millet para bulmak için ev satıyor, arsa satıyor, ticaret yapıyor, kredi çekiyor. Ben 2 tane seyiste belgesel çekiyorum arkadaş ya. Yok para bulacağız da, yok film çekeceğiz de. Lan bu araba kaç paraya alındı biliyor musun? Taksitle aldım. Önümüzdeki ay ödeme sırat. Öyle mi? Sezon açıldı yani. Görüşürüz kardeşim. Lan. Gel vatandaş gel. Beleşe adam satıyorlar. Gir içeri gir. Ne başladılar ya of. Oğlum millet para kazanmak için filmde oynuyor. Biz üstüne para veriyoruz film çekeceğiz diye. Onu da beceremiyoruz Murat. Lan neyi beceremedik? Ne kadar sektörde insan varsa yapımcı belgesi olan hepsiyle görüşmedik mi abiciğim? Biz bu işte yokuz diyorlar. Siz oynarsanız biz bu işte yokuz diyorlar. Aynı şey. Arkadaşlar bakın şimdi beni iyi dinleyin. Biz bu meslek hikayelerinin yapımcısına gidiyoruz ya, biraz ağır bir dille konuşalım. Gerekirse çirkinleşelim, boğazına bıçak falan dayayalım. İtin köpeğini uğursuzun önüne gideni zannetsin bizi. Bu dilden anlıyor demek ki hımbıl. Hem ben onun boğazına yasladığımda biraz da korkutmak için hırlarım. Ne diyorsun lan? Ürktün mü benden? Elim ayağım buz kessin Murat ya. Ahmetciğim şu ileriden sağa dönsene. Yapımcının işi varmış, gelemiyormuş. Bizim hanımla buluşacağız. Hanım ne lan? Aşkın hanım dedim ya oğlum. Ha dedin Murat, dedin değil mi? Pardon dedin. O zaman hani yapımcının çok üzerine gitmeyelim. Hani böyle daha dengeli bir dil. Kalbini kırarım, Sadi yıpranırsın. Tüketirim seni Sadi, incinirsin. Allah özene bezene yaratmış ya. 10 üzerinden 8. 7. Ha, geldiler. Bakın Aşkın Hanım, benim bazı sıkıntılarım var. Hoş geldiniz abi. Lan yürü. Aşkın Hanım, bakın ben Eldevar Hayat dizisiyle 2 sezon üst üste ödül aldım. Bunu söylememe zaten gerek yok. Gazi'de başroldüm. 3 tane sinema filmim var. Haluk Bilgüner'le 7 sahnem var. Hepsinde de yakın planım. Ve? Ve Aşkın Hanım, 3 aydır çekim yapıyoruz ama bir bölüm dahi yayınlanmadı. Ateşleme de yapmadınız. Anasını satayım, karavan yok, fiş yok, yok. Ulaşım içinde mavi haklıyı verin tam olsun yani. Hiç. Fakirlikten yeşillikay çıkartan ilk oyuncu olarak Cumhuriyet tarihine geçeceğim yemin ediyorum ya. 3 liralık menemenin yanında ne yiyoruz biliyor musun? 2 somun ekmek yiyoruz Aşkın. Niye biliyor musun? Tok tutsun diye. 3 lira, 3! Murat Bey, siz paranız varken de 3 liraya menemen yiyordunuz. Hatta kız arkadaşınıza da yediriyordunuz ya, neyse. Şimdi Aşkın Hanım, o öyle değil. O zamanlar sizi oraya götürdüğümde oranın menemeni 10 numara 5 yıldızdı. Sonradan aşçıyı değiştirdiler. Ya Murat abi, eski defterleri kurcalamasak. Bakın Aşkın Hanım, ben fragmanı izledim. KPSS'ye bir daha girmeye karar verdim. O nasıl bir şey ya? Bakın arkadaşlar, sıkıntınızı bana değil yapımcıya anlatın. Ha yok diyorsanız ben sizin sözleşmelerinizi menajerlerinize geri göndereyim. Aşkın Hanım, siz yabancı değilsiniz. Bakın ben açık açık konuşacağım. Kuzey-Güney dizisinden bize teklif geldi. Bol replikle, kaşesi de tam bizlik. Düşünüyoruz. Aynen. Teklif geldi, onu düşünüyoruz biz. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Tıkanmadı. Tıkanmış işte. Hikaye tıkanmış. Önümüzdeki sezon bunlar devam edecekler. 2 tane kuzen girecek diziye. Birisi Doğu, birisi Batı. Doğal olarak ben Doğu'yu oynayacağım. Ahmet de Batı'yı. Öyle mi Murat Bey? Vallahi Ahmet Bey bilemeyeceğim de siz şu vücutla biraz zor oynarsınız o sizde. Vallahi bana tav olan çok. Daha dün bir dönem işi geldi. Tarihin derinliklerinden bir rol. Kazım Karabekir. Öyle mi? Teklif ciddiyse düşünün derim. Yani sonuçta bizim işinde ne olacağı belli olmaz. Yayından kalkabiliriz, devam etmeyebilir. Ha yok derseniz de buyurun sözleşmeler önünüzde okuyun. Okuyalım, okuyalım. O zaman sayfa 3. En alt. 13 bölüm sonra beyaz eşyadaki enflasyon miktarınca ücret artışı yapılacaktır. Allah aşkına Aşkın, bu ne? Standart madde. Her sözleşmede olan bir madde o. Ayrıca menajerleriniz de gördü o sözleşmeyi. Hayırdır? Murat Bey, ilk sözleşmeniz mi bu? Ama Aşkın Hanım, yaza kadar beyaz eşyada bir artış olmaz. Düğün sezonu anca bir kıpırdanma olur. Değil mi Ahmet? Bakın arkadaşlar, bu sözleşmeleri zaten menajerleriniz hazırladı. Biz de okey verdik. Ha, sorun var diyorsanız yol yakınken söyleyin ki bilelim. Öyle mi? Al, hayırlı olsun o zaman. Ben o arabayı almayaydım, bilirdim söyleyeceğimi. Güzel, o zaman menajerlerinize gönderiyorum ve imzalıyorsunuz. Buyurun, bu da bugünkü programımız. Ne çıkmış sana? Çinici. Terzi. Benimki de taksi. En sevdiğim meslektir. Bunu da al. Hadi Ahmet. Sade abi, bir şey konuşalım. Abi Aşkın Hanım'dan rica etsen de ben seninle gelsem. Sebep? Senin yer yakın ya abi. Hem laflarız biraz. Ben yaşında kardeşim var. Sen anlıyorsun abi dilimizden. Yok yok, ayıp olur, Ahmet'le gitsen. Hakikat bahsi geçmişken Zehra ne yapıyor abi ya? Bitti mi onun okul? Benim ömrüm o günleri görmeye yetmeyecek Vedat. Aha, haytalık peşinde değil mi? İşte arkadaş çevresi çok önemli abi. Burada part-time bir iş mi ayarlasak acaba Zehra'ya abi ya? Bilmiyorum, bakarız. Hadi ben kaçtım. Ulan Pinokyo. Oğlum bak, mayınlı topraklarda dolaşıyorsun. Tehlikeli sular bunlar. İşinden gücünden olursun. Asistan kalkıp oyuncunun bacısına yazar mı lan? Abi yanlış anladın. Gel su lan! Der ve gider. Müstakbel set çalışanlarım, bu toplantıyı neden mutfakta yaptığımızı düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin, bana odaklanın. Sol taraftaki resimde kocaman bir fıstığı ağzına sokmaya çalışan bencil, cimri, bir o kadar sevimli bir sincap görüyorsunuz. Hemen sağ taraftaki resimde ise 3 tane püsküviti taşımaya çalışan, çalışkan, işçil, biçimsiz bir karınca. Cimrilik ile tasarrufluluk arasında incecik bir çizgi vardır. Müsriflik, ele açıklık değildir. Misal, şu an Aykut Bey'in su içtiği sebel. Aslında o bir sebel değil, 19 litrelik bir damacanadır. Biz onun yerine küçük sular alıp dolaba koyarsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Müsriflik yapmış oluruz. Arkadaşlar, bu da canlı bir örnektir. Bilinçli mi yaptım? Yok, tamamen istemsizce oldu. Çelik gibi sinirlere sahibim. Demek ki bu felsefeyi kavramışım. Siz de kavrayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar, kısa bir ara verelim. Genzime su kaçtı, iyi değilim ben. Aşkına, Allah aşkına nereye gidiyoruz biz? Ne zaman gelecek bu taksici? Kim gelecek? Bir şey yap ya! Ya Murat, taksiden bol ne var ya? Taksi! Buyurun binin. Allah'tan başka bir şey isteseymişim, demek ki olacakmış. Şansıma tüküreyim. Hareketlere bak ya, hareketlere bak arkadaş ya. Abimle konuştunuz mu? Konuşmadınız tabii. Abicim, şimdi biz Star TV'ye bir tane belgesel program hazırlıyoruz. Seninle röportaj yapalım diyoruz. Nedir? Benim için fark etmez. Açarım taksimetreyi. İstersen orman kenarında park ederim, yatırırsın koltuğu, uyursun. Aç abi sen taksimetreyi. Sen de kamerayı aç lan. İstersen şöyle bir şey yapalım mı abi? Daha samimi olur. Sen taksiyi geri al, ben sana el edeyim, sen dur. Ben tekrar bineyim taksiye. Yalnız benim 3'te arabayı teslim etmem lazım akşamcıya. O zaten yalan olur ya. Yalan söyleme, herkes çok uzar. Sonra burnun uzar, uzar Pinokyo. Pinokyo! Efendim abi? Set hazır değil mi oğlum daha? Tost yiyeceğim, karnım acıktı. Abi bir şey kalmadı ya. Şu yandaki kafede çok hoş garsonlar var abi. Söyleyeyim mi sana birini? Ne diyorsun lan? Şu yandaki kafeden bir tane tost söyleyeyim dedim abi. Demedim mi? Ne dedim? Lan oğlum sabahtan beri uğraşıyorsun. Ne ara restoranı gördün, garsonu gördün, cinsiyetini belirledin, aklına kazıdın lan. He? Algıda seçicilik demek ki abi. Seçeceğim ağzına yüzüne vereceksin. Algıda seçicilik diye bir şey var abi. Ha ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Hareketlere bak ya. Abi bir bak ya. Bir bak abi. Ben de şu dondurma tezgahının arkasındaki ufak tefeyi alırım. Ben senin hakkını nasıl öderim kardeşim ya? Uzunu bana ayırdın yani. Ya ben olasılığımı arttırıyorum abi. Herkes dengi dengine yani. Sonuçta sürümden kazanç benimkisi. Git bana tost yaptır. Ya da otur. Asabımı bozma benim, başkası yaptırsın. Aklı sıra sus payı veriyor. Fel feci rezik. O Zehra olayını da unutmadım, konuşacağız ha. Abi müsaade edersen ben o durumu bir anlatacağım ama. Lan sus! Ben iyi ki o çaydan içmemişim. Terzi nasıl? Ya abi amca felaket heyecan yapmış ya. Sen istersen geç içeri, amcayı bir sakinleştiriver ha. Ha, değil mi Vedat? Burada boş boş oturacağım ha. Gideyim terziyi sakinleştireyim ben. İşimin adı ne Vedat? Git bana tost yaptır. Kaşarsız! Sadi abi. Bari şunların birisinin ucundan tutaydın abi. Oğlum belim ameliyatlı, bilmiyor musunuz? Allah Allah ya. Hadi abi hadi. Bak çiniciye giriyoruz. Aman ya kırma dökme olmasın. Geçin geçin. Hoş geldiniz gençler. Merhaba amca. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Amca burası kira mı sizin mi? Dükkan bizim. Ha iyi. Bir de kira bükecekti belimizi çünkü. Neyse amca, burası kapanınca kiraya verirsin. Emekli maaşına ek olur, kafan rahatlar. Hayırdır? Yaş kaç amca senin? 60. Alsın. Çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsın, fena mı? Bak balığa götür çocuğu, balığa. Hep Özenler'in babasıyla balığa giden çocuklara. Programımızın odak noktası meslek hikayeleri olunca tabii taksiciliğe de önemli bir yer düşüyor. Düşüyor tabii. Peki hazır mesleğin de erbabını bulmuşken soralım istiyorum. Taksicilik mesleğinin olumlu olumsuz yanları nelerdir? Yani olumlu yanları dersen, yani misal istediğin adam olabiliyorsun. Bunu biraz açabilir miyiz? Açarız tabii. Mesela diyelim güzel bir manita bindi, tamam mı? Küt beden eğitimi öğretmeni oluyorum. Henüz atanmamış. Tenis oynamayı biliyorum. Avantaj Federer. Sonra bir bakıyorum 2 tane de entel nantel verilmiş arabaya. Patlatıyorum şiirimi. Herkesin bir sevdiği var. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. Bu 2 dantel var ya, böyle kalıyor bak. Mesleğinizin olumsuz yönleri nelerdir peki? Ya birader ben var ya, şu arabama binip de böyle ağlayanlardan nefret ediyorum ya. Ayar oluyorum ya. Yani bu memleketin %80'i ağlıyor ya. Özellikle takside. Yani işçi, memuru, köylüsü, ulu yetimi, kravatlısı, cemispot çantalısı. Hepsi ağlıyor ya. Ya kardeşim ağlama, benim arabamda ağlama. İçim kıyılıyor benim ya. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Aa evladım, ayakta kaldın sen, otur. Aa otur otur ya. Kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşım. Çay var, çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan! Abi orada kimse yok, selam verme. Ayıp olur evladım. Çay söyledim ben. Aç olan var mı? Abi selam verme, orada kimse yok. Ne konuştuk biz? Nasıl kimse yok? 5 tane adam var orada. Ya seyirci nereden görecek 5 kişiyi? Allah Allah! Sen sabit olarak oturuyorsun, bana bakıyorsun. Oturuyorsun, bana bakıyorsun. Bitti, etrafına bakma. Çekim mi var la burada? Ne oluyor? Hayır, çekim var, çekim. Star TV'den geldiler. Benimle röportaj yapacaklar. Vay! Nereyi patlattın lan yine? Bombacı! Vedat, gel. Tostum nerede oğlum benim? Geliyor abi. Efendim, bu meslek yıllar yılı babadan oğula, babadan oğula aktarıldı durdu. Ama bizim oğlan hekimliği kazanınca aktaramadık tabii. Peki, böylesine güzide bir mesleğin ustalarının bildiklerini genç kuşaklara aktarması gerekmez mi? Yazık, ne güzel eserler. Bunlar mazide kalmamalı. Yok canım, ne mazisi ya? Bir sürü Çin'i ustası var etrafta. Benim bildiğim en az 15-20 kişi var. Yani mazi demesek de Çin'e olan ilgi giderek azalıyor, öyle değil mi? Ne münasebet canım. İlgi gittikçe artıyor. Hem de ev hanımlarından. Geçen ay verdiğim workshop'a 100'den fazla ev hanımı kayıt yaptırdı. Kestik. Ya amca workshop nedir ya? Allah Allah. Peki böyle ilginç tipler biniyor mu arabanıza? Biniyordur. Ya biniyor tabii ya, binmez olur mu ya? En ilginci kim şu ana kadar? En ilginci sensin bu abicim ya. Hayır yani, benden sonra en ilginci kim? Vallahi o gülüyor diye gülüyorum ben, yoksa gülmeyeceğim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Tamam abi, özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Tekrar alıyoruz burayı, baştan alıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Peki arabanıza ilginç tipler biniyor mu? Biniyordur tabii ki. Abi sus, sen nereden çıktın ya, boşver. Ne diyor bu buraya? Merhabalar. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama sen biz diyorsun evladım, burada ikimiz varız, sen ben, o kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim, biz derken ben Star TV'yi kastediyorum ya, of. Vedat, he. Bu ne lan? Tost. Ne tostu lan? Üçgen peynir boyutunda, salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? He? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya? Bana bak anlat ya. Ne anlatayım yani, mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı meslek hikayeleri ya. Mesleğini anlat. İşte terziyim de, terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar. Yalan de, inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha, o kadarcık mı? Ya gözünü seveyim amcacığım, anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de, 2 tane çocuğum vardı, biri üniversitede de, anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha, seni takip ettim, işim gücüm yok, seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma? Fotoğrafları gördüm, attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan, ecelimle ölmek istiyorum ben, anlat. Tamam tamam, her şeyi anlatacağım. Siz sayın 3, 2, 1 diye, ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat saysın. 3. Ya abi neyi tartışıyorsun hala? Program benim programım. Sen benim dediğimi desene. Çincilik ölüyor desene. Ya bak gene ölüyor diyorsun ya. Aksine ölmüyor kardeşim. Altın çağını yaşıyor. Bak öyle deme. Ben bunu bir şekilde kendi istediğim hale getiririm. Kurgucu benim arkadaşım. Bana bak, sen bana hava mı atıyorsun be? He? Milli Savunma Bakanı da benim ilkokul arkadaşım. Şimdi arkadaşlarımızı mı yarıştıracağız? Bak öyle deme. Bunu da keserim. Ne kesiyorsun be? Tavuk mu kesiyorsun? Seyfo! Daha gülmeyelim abi. Karnım ağrıdı. Seyfo oğlum hadi gün gidiyor lan. Kalacağız şimdi mal gibi. Gülmeyelim abi. Tamam. Abi senin de sirke gideceğin varmış. Maymun ayağına gelmiş değil mi? Gül gül. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Taksimetre hala açık abi. Gözünü seveyim şunu kapatalım bari ya. Bizim yapımcı biraz hımbıldır ama insandır yani. Hala gülüyorlar. Ne yapıyoruz biz burada ya? Sene 1951. Soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam Yenikapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş. Lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize ne senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya? Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. Acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak yani çıkaramadım şimdi. Tamam. Baştan alıyoruz. Baştan alıyoruz gençler. Amcacığım ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Kendimi bildim bileli. Ay vallahi mı? Ne zamandır kendinizi biliyorsunuz? Çocuktum, unuttum. Ay güzel güzel. Çocukken kaç yaşındaydınız? Yani yaşınız kaç? Bizden geçti artık. Yaş filan saymıyorum. Doğum 1951, o kadar. 51. 51 doğum. O zaman siz 61 yaşındasınız. 11 yaşında başladı. 50 sene maşallah, dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam kardeşimle beraber yazdırmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydın, kes demeseydin taşlar yerine oturacaktı. Niye nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. Deliriyorum birazdan amca. Çinicilik Kara Hanlılara kadar dayanır. Anadolu Selçuklu'da da nadide eserler görülmüştür. Asıl yeri Kütahya değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya bir bitireyim şu lafı, müsaade et. Buyurun, buyurun lütfen. Kütahya'da tabii ayrı öneme sahiptir. Ama onun tarihsel gelişimi... sen beni dinlemiyorsun ki kardeşim. Ya amca demeyeyim diyorum ama... ondan sonra neden rağbet görmüyor meslek diyorsun ya. Yahu rağbet görüyor. Kim dedi onu rağbet görmüyor diye? Rağbet görüyor kardeşim. Ne yapıyorsun be? Şişt, yavaş. Amca, insan ebadında bu sürahi. Buna su doldurmaya kalksam bir damacana su doldurman lazım. Ya buna uygun buzdolabı da yok. Ne yapacağız? Kardeşim yanlış bilgi veriyorsun. Bir saniye, ben sizi dinledim. Ya bunu küçüğünden yapsanıza. Hayır, bununla su içmek istesen bütün aile toplanacaksın, bunu böyle kaldıracaksın, bardağa suyu dökeceksin, yerine koyacaksın. Gece tek başına uyansan, su içmek istesen bittin. Doluyken tek başına kalkmaz bu. Yanlış bilgi veriyorsun. Bakın ben sizi dinledim, bir saniye. Bir kere insanımızı iyi tanımak lazım. Modern çağın geldiği yeri bilmek lazım. O vazo, sürahi değil. Vazo olsa ne olacak amca? Bu büyüklükte bitki mi var? Elma ağacı mı dikeceğim bunun içine? Süs o, süs! Kullanmak için değil. Daha kötü. Boyum kadar sürahi yapmışsın, süs bu kullanmayın diyorsun. Yahu o vazo görmüyor mu? Sürahi değil. Amca, eğer bu vazoysa çok başarısız bir çalışma olmuş. Sürahi görünümlü vazo olmaz. Bir gün böyle aldım bir tane müşteri, uzun mesafe gidecek. Hele muhabbet edelim dedim, böyle laf lafı açtı. Sordum, sen ne iş yapıyorsun birader dedim. Hırsızım dedi. Hırsızım dedi. Ya hırsızım dedi ya. Seni soymaya mı gelmiş abi? Ya ben de öyle sandım. Evet dedim, ne oluyor? Ben komando yaptım askerliğine vallahi. Kafanı gövdenden ayırırım, dikkatli ol lan dedim. Ondan sonra ya birader dedi, sen beni yanlış anladın. Sen dedi, sorunca ne iş yapıyorsun diye ben de delikanlı gibi hırsızım dedim dedi. Vay anasını sayın seyirciler, şu an çok ilginç bir ana şahit ediyoruz. Canım ya mülayim adamın tekiydi ya, bir şey yoktu yani. Baktım delikanlı hırsız, gideceği yere götürdüm. Abi peki sizce gerçekten hırsız mıydı? Vallahi orasını bilmiyorum ama... Hırsızlar da yani çok iyi para kazanıyorlar demek ya. Vallahi billahi her yere taksiyle gidiyormuş ya. Öyle dememek lazım ya. Sonuçta ben de işlerine her gün taksiyle gidiyorum ama iki yakam bir araya gelmiyor. Nedir üstad? Nedir diyor ya. Sen var ya, sen nesin ya Allah ya. Ben böyle bir adam görmedim abi. Tabii terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa, ya da karısı söylemiştir, karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce hiç denememiştim. Dur biraz daha deneyeyim. Bum giriyor abi, bum giriyor. Yok yok, devam et. Amca başka? Ahmet abi bum girdi ya. Girsin, devam et. Hoş geldin Onur. Ne haber ortağım? Ha? İçeri girdin Onur, farkında mısın? İstersen amcanın kucağına oturturalım seni. Ha? Mikrofon koymuşsun ya oğlum, niye bunu tutuyorsun da? Masaya çalışmıyor abi, sesi buradan alıyorum. Madem çalışmıyor, bunun ne işi var burada Onur? Süs abi, sanat konuşuyor, bozuk ol. Normalde ikimizin burada olması lazımdı. Başkası yoktu, öyle demiştin. Bak şimdi yayında başkasıyla konuşuyorsun ha? Allah'ım sana geliyorum. Sonra burnunu uzar, uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Seni... Tamam. Tamam. Bırak. Tamam. Küçücük çocuğa mı artistik yapacağım Vedat? Şey yap abi. Puh sana! Bakın ben bunları bu sanatın ölmemesi, tekrar ayağa kalkması için söylüyorum. Yahu sanatın öldüğü falan yok. Nereden çıkartıyorsun sen bunları? Sanatın öldüğü falan yok. Peki. Amca ben bu dükkanda satın alınacak bir şey göremiyorum. Ya buna kim para verir ya? Allah Allah. Ya bak önümüz yaz. Yazın böyle çatal bıçak takımı gibi şeyler çok gider. Böyle şeyler yapsanıza. Bu dükkanın yaşaması için bunlar lazım. Yahu o dediğin ihtiyaca yönelik tüccarlık. Ben tüccar değilim. Bunlar sanat eseri. Onlar başka. Peki amca, sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Sanat, sanat içindir. Bak deme öyle, bunu da keserim. Keserim! Abi sakin ol, gözünü seveyim. Yapınca ne diyeceğiz sonra? Tövbe estağfurullah be. Tabii canım, bizim meslekte çok komik şeyler olur. Bir gün bir müşteri geldi, aynı bizim Hayri, böyle kilolu. Ay orada kimse yoktu, pardon keselim mi? Kesme abi, kesme. Kesme, masada hallederiz biz, kesme. Elinde bir pantolon, 56 beden. Dedi ki bunun paçalarını kısaltacağız. Adama giydirdim pantolonu. Ölçülerini aldım. Kestim. Yemin ediyorum o kestiğim parçadan bir pantolon daha çıkar. Komik mi abi? Değil mi? Vedat, siz masada halledersiniz. Hadi abi. Vedat. Masada hallederiz. Çenemi tutamıyorum. Tamam abi. Bu ne lan? Meslek hikayeleri yapım home office. Allah senin belanı vermesin yapımcı diye hımbıl. Bak bir de sakızla yapıştırmış ya utanmaz. Hımbıl işte ya hımbıl. Arkadaş sanki bana avatar çektik ya. Gözlüksüz bu izlenmez. Saçımı başımı yoldurtacaksınız bana. Kaç dakika oldu oğlum toplam? 2.25 abi. Kaç dedi be lan? 2.25 dedi. 2.25 mi? Lan kaç saat çekim yaptık, 2,5 dakika bile çıkmadı mı? Kurtulur bunlar ya. Oğlum siz detay çekmediniz mi? Çektik. İşte onların üzerine ben biraz dublaj yaparım, olur biter. Rahat ol Gazi. Çok rahatladım ya Dilenci Tankut. Vedat hocam bu Sade'nin bölümü hakikaten yayınlayacak mıyız? Yayınlayacağız tabii. Akşama yayın var. Akşam geliyor dedik kanala. Ne akşamı oğlum? Önceki çekimleri yayınlamayacak mısınız? Abi yok. Önceki çekilenlerde görüntü net değilmiş. Tüm görüntüler fluydu. Bu malzemeleri göndereceğiz kanala. Oğlum akşam yayın var diyorsun. Bunun rengi var, sesi var, müziği var, ince kurgusu var. Var. Olduğu kadar abi. Ne diyor bu Vedat? Ya adamın asabını bozmayın oğlum. Kanal bunu önceden denetlemiyor mu lan? Zaman bırakmayacağız abi. Taktik bu artık. Kanala önceden gönderirsen denetler. Ucu ucuna göndereceksin ki yayınlamak zorunda kalsın. Bu numaralara kadar düştük mi Ahmet? Allah aşkına kalk gidelim şuradan. Sinirlerim bozuldu ya. Sadi nerede? Aşağıda bekliyor. Hadi gidelim. Otur lan sen. Ayağa kalk. Ayağa. Saygı biraz. Saygı hayvan. Efendim Aylin. Yemek arası mı verdiniz? Tamam geliyorum 10 dakikaya. Kap. Oğlum sizce benim vücudum kötü mü lan? Kötü. Bana bak. Senin bu aşkın olayın ne oğlum? Hala devam ediyor mu? Kullanıyorsun hep laflarında. Yok be oğlum. Bugün laf çarpınca öyle mal gibi kaldım ama onun hesabını kestim ben takside. Benim setim var abi, ben gidiyorum. Ben de gidiyorum abicim, görüşürüz. %40'a varan indirim ne ya? Sebilli buzdolabı var mı acaba burada lan? Murat! Murat! Gel, bir iki dakika sohbet edelim. Rüstem abi, ben biraz dinlensem ya. Gel, gel hadi, gel. Nasılsın Murat'cığım? Ha? Hadi biraz sohbet edelim, otur şöyle. Sohbet edelim abi. Yalnız Rüstem abi, yanlış anlamazsan, o üzerindeki ne abi? Hay Allah. Gözlerinde iyice bozuldu. Bu Türkan Şoray'ın Bodrum hakimine giydiği sabahlık. Karıştırmışım. He, anladım. Ben de bir an dedim ki Rüstem abi gitti yani, kaybettik. Yok canım, yok canım. Ama bak sen de merak ettin anne bu sabahlığı ha? Al şunu da bir incele. Abicim gözünü seveyim, ne yapacağım ben sabahlığı? Biliyorsun 3'ten erken kalkmıyorum. Çok değerli, çok. Bana hediye etti filmden sonra. Kostümcü mü? Ya Türkan Şoray, nereden baksan 1 milyar eder. Hı? Kaç? Hani senin de gözün kaldı bu sabahlıkta. Yok abi, benim gözüm kalmıyor ya. Teknik olarak imkansız. Sol gözüm biraz kayıyor, o kadar. Şimdi sen bunu alacağım dersen, ben de sana bunu 750 liraya bırakırım. Al bunu, kız arkadaşına hediye et. Koleksiyonluk. Abi benim ilişki durumum biraz karışık. İyi pazarlık edersen 500'e bırakırım. Abi neyi 500 Allah aşkına ya? Burada Ersan Tekstil yazıyor, görmüyor musun? 2009 yazıyor, 75 lira fiyat koymuşlar ya. 50 diyelim. Rüstem abi. 30. Abi, ben sana biraz para bırakayım da. Ne demek ulan bu? Sadaka mı isterim ben senden? Yok abi, estağfurullah. Beni çok kırdın Murat. Tamam, şu sıralar rol sıkıntısı yaşıyorum ama o kadar uzun boylu değil. Abicim sen beni yanlış anladın, affedersin. Ben oyuncuyum Murat. Elbet bir gün kıymetimi bilecekler. Ben Erteme İlmez'i reddetmiş adamım. Karakteri beğenmedim diye. Affedersin Rüstem abi, doğru söylüyorsun, haklısın. Pardon. Kaç para bırakacaktın sen? Nasıl? Kaç para bırakacaktın? Vallahi aklımda bir rakam yoktu. Tamam. Bırak öyleyse. Bırakayım mı? Tamam ya, anladım. Sen çok üzüldün. Çok mahcup oldum, biliyorum. Sen şimdi parayı bırak ama bu son olsun. Zaten hep son, hep son. Tamam abi, ama bak Rüstem abi, bu son olsun. Tamam, al sen bunu. Yok, ben prensip olarak cibinlik giymiyorum abi. Ya, al şunu, ben de nerede aldın mı bilmiyorum. Soran olursa Türkan Şoray'ın dersin. Yalnız hanımefendi, elinizi ensenize koyarsanız beliniz incinir. Aman efendim, müessesemize kimler gelmiş? Ahmet Bey gelmiş. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Münir Bey'e baktım ben, antrenman koçuymuş. Antrenman koçu Münir Bey benim. Buyurun, ofisime geçelim. Ofisimde bakarsınız. Daha net görürsünüz. Buyurun. Bir takım formlar var, onları dolduracağız. Buyurun oturun. Efendim söylemeden edemeyeceğim. Sizi burada görmek tekrardan bizim için çok gurur meselesi bir şey. Ahmet Bey, şimdi biz sizin kaydınızı almadan önce şu formu doldurursanız sevinirim. Burada bir takım sorular var, bunları cevaplayın efendim. Abi sen emin misin kişisel antrenman koçu olduğuna? Nasıl yani? Senin kendine ayrın yok gibi duruyor. Anlamadım Ahmet Bey. Vallahi ben de anlamadım. Yani benim için acizane bir eleştiri ama seni görünce ben ne istediğimi unuttum abicim. Şükrettim halime. Maşallah dedim. Ahmet Bey, eski teknikler olsa haklısınız. Fakat devir bilgisayar devri. Biz şimdi sizin buradaki verilerinizi bilgisayara yükleyeceğiz. Bizim akıllı bir programımız var burada. O program bir takvim çıkaracak. O takvime göre antrenörlerimiz sizi alacaklar, eğitecekler Ahmet Bey. Anne babanız mı? Kim? Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Burası bir aile şirketi. Anne baba vücudunu geliştirmiş, en çelimsiz olanı da kasaya koymuş. Ahmet Bey yazıklar olsun ya. Tanımadınız mı? Onlar Tülay, Rasim, Bakır çifti. 2002'de çiftler vücut geliştirmede ikinci oldular. Ülkemizi gururla temsil ettiler. Bayrağımızı göndere çektiler. Herkes alkışladı. İstiklal Marşımız okundu orada. Sen Ankaralı mısın Ahmet? Ya yok la, doğum Ankara değil. Şimdi ben aktörüm biliyorsunuz. Biz daha önce burada çok aktör geldi. Biz aktörlerle burada çok çalıştık. Adanalısın sen. Yok kardeş, Adanalı da değilik. Şimdi ben bir sürü başrol oynadım biliyorsun. Anladım anladım. Trabzon? Yok kardeşim, Trabzonlu da teylum. Şimdi nasıl diyeyim size, sanatçı olunca enstrümanınız bedeniniz oluyor. Evet. Bedeni de sürekli hazır halde tutmak için ne yapacağız? Enstrümanı güçlendireceğiz. Yani sonuçta Tom Cruise, Brad Pitt, özellikle Johnny Drama öyle yapıyor. Ben de Ahmet Kural da öyle yapsın dedim, nasıl düşünmüşüm? Doğru doğru, sen Lüleburgazlısın sen. Yok be ya. Nasıl bak, bütün yöreleri yapıyorum ama hocam bir eksiğim var, six pack. Kas istiyorum hocam, baklava olsun, bir de böyle... Oynuyor göğüsler. Bunlardan istiyorum. Bir de pazı istiyorum. Hadi. Hadi. Oynayan göğüsler, pazı. Peki. Ahmet Bey. Şu formu doldurun. ...15 sosyal. Haftada 7, haftada 6. Evet, evet. İşte var. Var. Hep. Kütahya. Kütahya ya. Kütahya. Sorsan söylerdim hocam. Bakalım Ahmet Bey. Ahmetciğim, sen bu formu doldururken gerçek cevaplar verdin değil mi? Evet. Ahmet, başın sağ olsun. Sen ölmüşsün, seni gömenin yok Ahmet. Ahmet, sen bu bedene yazık etmişsin. Senin yaşaman mucize ya. Şimdi sanatçı olduğumuz için. Şimdi bırak sanatçı olmayı Ahmet. Seni doktorumuzdan rapor almadan programa sokarsa bizi ne yaparlar biliyor musun? Kasten adam öldürmeye teşebbüsten bizi mahkemeye verirler Ahmet. Bu kadar binayı yerle bir ederler, otopark yaparlar ya. Burada çalışan güzide bir sürü antrenör, orada değnekçi olur. Ben de presentable bir adam olduğum için alırlar beni, masa başına koyarlar. Gelene gidene fiş keserim ben Ahmet. O kadar galoş aldık biz Ahmet ya. O kadar galoş ne yapacağız biz? Tekerlere mi takacağız o kadar kaluşu? Şimdi alırız raporu da... Ya bırak raporu alırız. Ne demek Ahmet? Senin derhal bir an evvel... Hatta dün yapmış olman lazım. Senin bir an evvel doktor raporu alman lazım. Gidip muayene olman lazım Ahmet. Hadi ya. Hadi yasım, hadi yası yok Ahmet. Haftada 7 gün diyorsun. Yuh Ahmet, sen ne yapmışsın kendine, bedenine ne yapmışsın ya? Bak Ahmet, bizim üst katta 2 kat yukarıda bir tane bayan doktor var. Müessesemizin doktoru. Git oraya. Ben aşağıdan gönderildim. Münir abinin selam vardı. Bedava yaparlar. Sen ondan sonra raporu al bana getir. Raporu getirdikten sonra kaydını yapalım, girelim buraya. Ama merdivenlerden falan çıkayım deme ha Ahmet. Asansörle in çık, başımıza iş açma. O zaman ben gideyim doktor. Hadi kardeş. Adanalısın, Allah'ın adamısın. Parkanı satar, kaldırımda yatarsın. Tabanca bıçak, sende oyuncak. Sevdim mi Allah'ına kadar seversin. Adanalısın. Evet. Hadi ben voltamı aldım, anladın mı? Lan ne kadar yetenekli çocuk ya. Haftada 7 gün uyuyor ya. Ahmet! Ahmet, kavaşları çıkarmayı unutma. Tamam. Hadi bak. Tabii canım, herkesi tanırdım ben. Abi, Filiz Akın aşkını ilan etmiş ya sana. Onu anlatsana bir. Öyle mi olmuştu? Sen dedin ya abi. Ha ha! Hatırladım. Acayip aşıktı bana o. Tatlı dilimi çekiyoruz. Ben de basketçilerden biriydim. Tabii o zaman Filinta gibiyim, hem de o biçim oyuncu. Robert De Niro paçalarından akıyor. Ben kaçıyorum gençler. Güle güle Rüstem abi, güle güle. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Ha? Babanız yaşında adam oğlum. Ömrünü vermiş bu mesleğe. Ayıp. Dağılın lan. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Sorun değil. Aa, Ahmet. Ahmet Kural. Buyurun. Bu ne be? Aa, vallahi sensin. Yalnız hanımefendi ünlü olduğum için sağlığımla ilgili bilgiler gizli kalırsa rica edeceğim. Top secret. Ünlü mü? Ya Ahmet ya, sen tanımadın beni ya. Tanışıyor muyuz? Tanışıyoruz tabii. Bak bakalım nereden tanışıyoruz? Yok öyle yapmayalım da. Hiç değişmemişsin ha, bravo. Alkollüysem demek ki. Nerede tanışmıştık? Çıkaramadım pardon. Vay, sen bizim Ahmet'e bak ya. Ha, öyle demek ki kavga gürültüyle de ayrılmadık. Yok, biz ayrılırken daha çok tören mören yapılmıştı. Allah Allah. Yılbaşında ben çok içmiştim ya, öyle bir şey mi acaba? Salak ya. Oğlum Feride ben, Feride. 11 fenceyden. Feride mi? Hangi Feride ya? 4 göz Feride. Aa, 4 gözlü inek Feride. Kızım sen ne kadar değişmişsin. Çok değişmişsin. Niye lise de çıkarmadın gözlüğünü? Çok değişmişsin. Vallahi sen hala aynısın Ahmet. Saçlar da taralı. Rol icabı. İlk dizide böyleydi. Bıyığı da o yüzden kesmiyorum zaten ya. Tanımıyorlar. Çok sinirime dokunuyor. Rol mü? Aktörüm ben. Aa. Nasıl ya? 4 tane sinema filmim var. Gazi'de başrol oynadım. Başrol? Hadi canım. Ya kusura bakma, ben liseden sonra yurt dışına falan çıktım. Hiç haberim olmadı. Aktör ha? Çok güzel olmuşsun. Doktor oldum oğlum artık. Olmuşsun. Doktor olmuşsun. Önlük falan çok yakışmış. Liseden sonra biz hiç görüşemedik Feride. Bak bu senin için çok küçük bir ayıp. Benim içinse büyük bir kayıp. Vallahi Ahmet'im işte Azerbaycan'da tıp, Avustralya'da uzmanlık derken daha geçen ay döndüm ben de. Oğlum liseden insanlara bakıyordum ben de. Tanışmanın hiç de kalmadı burada. Ben de nacizane aktörlük yapıyorum. Gazi'de 114 bölüm başrol oynadım. Hayırdır, sen niye geldin doktora? Check-up. He, ya kusura bakma ya, ben de böyle bir anda tanık birini görünce çenem düştü. Tamam, o zaman önce kanını alırız Ahmet'ciğim, ondan sonra da görüntülemeye geçeriz, tamam mı? Yakışmış önlük, güzel olmuşsun. Ya tamam, hadi kes yağcılığı. Yok be kızım, ne yağcılığı ya? Aktörüm diyorum, ünlüyüm diyorum. Tamam o zaman, ben yarın falan bulurum seni. Alıyorum dosyandan numaranı, tamam mı? Bul beni Feride. Tamam mı? Muhakkak bul beni. İstediğin zaman arayabilirsin. Benim çekimlerim çok yoğun oluyor ama ben rejideki kızlardan rica ederim, ayarlattırıveririm. Ben gidip hemşireyi çağırayım o zaman ha. Haluk Bilgüner falan hepsini tanıyorum ben. Nasıl? Yok bir şey. Haluk Bilgüner'i tanıyormuş, geri zekalı. Bunun babası solcuydu. Tuncel Kurtiz deseydim keşke. Diyemedim, yalan. Yalnız bizim lisedeki kızların hepsi böyle olduysa var ya. Lan melek, 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 melek. Melek. Alo, Melek, benim liseyi arıyorsun. Pilav günü falan varsa Ahmet Kural gelecek diyorsun, tamam mı? Pilav günü. Aklımda birkaç isim var, onları... Racihan Melek, tamam mı? Hadi, hadi canım. Hayatım olmuş işler güçler, hayatım olmuş işler güçler. Oğlum kaç gündür sen bu kızı kesiyorsun lan? Yok lan, güzel kız. Böyle gözüme takılıyor yani. He, güzel kız. Furkan bana yapma oğlum bari. Böyle kedi gibi uzaktan bakacağına git konuşsana. Git yanına, senle az gezelim mi de. Yok deve. Oğlum bu kız bana bakar mı lan? Figüranım oğlum ben. Oğlum bu kız da burada yemek dağıtıyor. Hem öyle sağda solda figüranım deme. Yardımcı oyuncuyuz biz. He. Oğlum dersler şimdi ya. Furkan, sen kadından zerre kadar anlamıyorsun var ya. Oğlum şu kızla hiçbirini ters edecek tip var mı lan? He? Beşiktaş'taki gözlemeci teyzeler benziyor lan. Şirinliğe bak. Ya terslese ne olacak ki? En fazla olmaz der. Ne diyecek? Hadi git konuş. Konuş mu diyorsun yani? Furkan. Oğlum bak git konuş. Ben buradayım. Ben buradayım Furkan. Hadi hadi bak yemek alanı da kalmadı hadi. Sağ olun dayı. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Bu arkadaşın devamlılığı var. Sade, karnın aç mı? Sandviç vereyim. Yo, yeni yedim. Afiyet olsun. Sağ ol. Oğlum sen ne dedin lan bu kıza? He? Ters bir şey mi söyledin? Yok lan, sadece bir şey içelim mi dedim. Sade ben birlikte takıldığınızı falan görüyordum ama bunu bu kadar önemsediğini bilseydim. Bir saniye ya, bir şey soracağım. Siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Televizyonda gördüm seni Sade. Kafada miğfer var, altta at. Gündelik hayattaki gibi değilsin yani. Önde deliler var. İlk saldıranlar, Serhat kulları. İyi de. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Topraklı süvari, tımarlı sipahi, akıncılar. İyi de. Sonra azap ve sekban, sonra da tüfekçi ve icariller. İşte sen o icarilerdensin. Ayrıca Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamsın. Zevkle takip ediyoruz. Ama benim adım jenerikle yazmıyor ki. İlahi detaycı Sadi. Sen televizyonda göründüğünden daha uzunmuşsun. Pardon Sadi, bölüyorum ama benim acile mi götürsen? Olmadı bir eczaneye falan. Tabii tabii gidelim. Hanımefendi biz gidiyoruz. Hale ben. Memnun oldum. Oğlum ben bayağı dikkat çekiyorum lan. He? Baksana bildiğin hayranım var benim. Neyse ya. Ben öyle çok şey değildim zaten. Basit bir hoşlantı vardı bir tek. Şu an geçmiştir herhalde. He? Yürü. Gel, 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 gel. Gel. Tamam gel, devam et, devam et. Serbest, gel serbest. Gel serbest, gel serbest. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Devam et. Ahmet. Vurdum. Vurdurttun. O kadar para vermişsin bu arabaya. Bu arabanın sensörü yok mu? Bozuk. Tamam, al boşa beni iteceğim hadi. Ya bırak Salih abi, bırak ya. Hoş geldin. Artık bu saatten sonra gelen olmaz. Kapanışı senle yapak. Ya Salih abi bu böyle ne kadar devam edecek ya? Evinin önüne park ediyorlar diye adamlardan para topluyorsun ya. Bak bir gün birine denk geleceksin çok pis dayak yiyeceksin ha. Ya oğlum ne park parası lan? Ben insanların park etmelerine yardımcı oluyorum. Evimin camından sabaha kadar bakıyorum acaba insanların arabalarında bir şey oluyor mu diye. Bir nevi kamu hizmeti benimki. Ya bunu da böyle koyduk sokağın ortasına yürü. Bir şey olmaz. Olmaz mahallemiz. Salih abi söylemeyeyim diyorum da bak aklı başında adamsın. Düzgün sigortalı bir işe gir bir mesleğin olsun abicim. Bu ne hal ya? Ne var lan? Oğlum ben bu sitenin dışında bir yerde çalışamam. Dışarısı benim için çok tehlikeli. Bak 4 kilom kaldı. 4 kiloyu da aldım mı o askerlik işi tamam. Sen gör ondan sonra Salih abi de nasıl iş kuruyor. Ya abi işi sigortaya geçtim bari şu evini sat ya. Varlık içinde yokluk çekiyorsun abi. He sat emneye mi? Nereye satıyorsun oğlum? 25 tane adam üşüşmüş evin tepesine mirasçılar. Dedemin o trafik kazasına da şaibe karışmış diyorlar. Ben halledeceğim o işi. Bir avukatla görüştüm. Çok pahalı çıktı ya lan. Abi hadi görüşürüz ya. Hadi iyi geceler. Evdekilere selam. Allah rahatlık versin. Hayda. Ne oldu Ahmet? Anahtarım yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum ya. Vallahi bulamıyorum ya. Anahtar yok ya. İşin yoksa şimdi çilingir bul. Ayıp ediyorsun oğlum. Ben ne güne duruyorum? Salih abi dinamit getirseydin. Kömürlükte var. Bir koşu gideyim hadi. Yok yok gel gel. Boş ver gel. Şimdi komşular rahatsız olur. Tabii. Dinamit patlar. Doğru. Evet. O ne lan? Dinamit dedim de bunun ne işi var ya? Senin dede ne iş yapıyordu abi? Vallahi bize kuyumcuyum dediydi ama. Çürümüş. Ta 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 ta. Allah! Bu sene altın çok yükseldi ya. Ahmet. Sen kimsin? Kapıyı niye parçaladın? Niye parçaladım? Anahtarım yok. Sen nasıl girdin benim evime? Anahtarla girdim. Dün gece sen vermiştin. Yarın muhakkak bekliyorum demiştin hatırlıyorsan. Dün gece ben mi vermiştim? Evet sen vermiştin. Ben hatırlamıyorum ya çok içtim. Peki ben gideyim o zaman. Taksi çağırayım. Yok gerek yok. Efendim istemeden kulak mı? Bir yardım et. Nerede kalmıştık? Eğer gidecek bir yeriniz yoksa bize gidebiliriz. Ablamla annem vardiyadalar. Babamı da bir yerlere gönderirim. Eğer isterseniz $200'lık bir yardımda bulunabilirim. Allah hepinizin belasını versin. Bela okuma, bela okuma. Döner dolaşır sana gelir. Salih abi ya zamanı değil de şu kilit işini de bir halledelim. Heh. Kilit diyorum abi. Tamam oğlum ben sana kilit ayarlayacağım. Sen bunları... Alo, kardeşim kusura bakma açamadım ya. Az önce Salih abi kapıyı patlattı. Ahmet, işin yoksa görüşelim mi aga? Ha? Hem bir şeyler içeriz. Bir şeyler mi içeriz? O zaman limit yok değil mi? Bak limit yoksa geliyorum oğlum. Senden mesirgeyeceğim de oğlum. Başka kimin var İstanbul'da? Ha, madem öyle diyorsun. Tamam hadi, geliyorum tamam. Kilidi halledeyim geliyorum hadi. Ya Murat, sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Bir şeyler içmekten kastın bu mu senin? Allah Allah! Ya sen cimri misin, tutumlu musun, eski kafa mısın? Ya ben seni çözemedim oğlum bir türlü ya. Sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Derdin ne senin? Dert bende değil Ahmetciğim, sende. Ne diyorsun lan? Ya Saadet'in yanında bir şey söylemek istemedim de kardeşim bak. Yanlış anlamazsan önce bir yalan söylüyorsun, ondan sonra söylediğin yalana kendin inanıyorsun. Yapma oğlum bunu. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Senin Gazi dediğin dizi 19 bölüm sürdü. Bir kere bile birinci olmadı abicim. Zaten iyi reyting kalmadığı için de kaldırdılar. Ne diyorsun lan? 19 çok azmış. Bir yanlışlık var. Yanlışlık yok abicim. Ben de oynadım o dizide. Bana yapma bari ya. Ya bana daha uzunmuş gibi geliyor oğlum. Neden biliyor musun Ahmetciğim? Çünkü arkanda bırakamıyorsun hiçbir şeyi. Geçmişte fazla uğraşmayacaksın ya. Geçmişe mi yok bakacaksın? Anlamıyorum ki ben seni. Tutturmuşsun bir Gazi'dir gidiyor ya. Oğlum o senin ilk başrolündü. Son başrolün değil. Doğru diyorsun lan. Doğru söylüyorum tabii abicim. Madem elimizde bizim bu iş var o zaman sen de ilk başrolüymüş gibi asılacaksın ki memleket oyuncu görsün aga. Aynen. Ahmet hemen beni bir hastaneye götür. Ne diyorsun lan? Çay fondip imderken çay kaşını yuttum. Kardeşim ne diyorsun ne yaptın? Ahmet acil. Ahmet acil. 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 Çabuk. Çabuk olun! Çabuk olun, çabuk olun! Acele edin! Allah'ım sen ne yaptın çocuk kendine böyle ya Rabbim? Ameliyathane, buraya ameliyathane! Ameliyathane, çabuk! Allah'ım, Allah'ım! Çabuk, çabuk! Doktor bey gözünü seveyim, çabuk! Yazık. Geçmiş olsun. En iyisini yaptın kardeşim, en iyisini yaptın. Vatandaşlık görevi oğlum. Geçmiş olsun ya. Murat bey, buyurun sizi alalım. Hadi. Yavaş. Yavaş. Yavaş gel. Hoppa cuppa, yuppa cuppa, cuppa. Nasıl başardın bunu? Gaza geldi gaza. Nutuğu çekti bir anda küt. Sen yanında mıydın? Yanındaydım doktor bey. Ama ben de anlamadım nasıl olduğunu. Fondipleyip bir anda yuttu kaşığı. He, ağız yoluyla girdi bu vücuda. Olur öyle şeyler. Doktor bey, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama biz genelde ağzımızla fondipliyoruz. Hayır, nasıl bir hayal gücünüz var anlamıyorum ben sizi yani. Hayal gücümüzü kötüye kullanmazsak sevinirim, inciniyorum. Neler gördü bu gözler neler. Beyefendinin o kurcaladığı eşyalar var ya, dekoratif zannediyor onlar herkes hep. Ama biz onlar insanların vücutlardan çıkardık. Biliyor musunuz? Anladım. Boşaltım sistemini rahatlatır bu. Kullan bu ilacı. Doğal yollardan atamazsan geri gel. Doğal yollar derken... Doktor bey şimdi bu kaşık benim diyaframımı sıkıştırıyor da... Canım yanmaya başladı, sesim biraz değişiyor. Kontrol edemiyorum, ben oyuncu insanım. Sesinden para kazanan bir yapıya sahibim. Dublaj yapacaktım, o da gitti galiba. Giden dublaj olsa. Bir de 800 gitti. Anam. Mista loba loba. Şikonumuz da bombastik, tele fantastik, taşmınan da taşı sistemimiz de bum 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 bum. Güvenliği çağırayım. Gerek yok, hadi Murat, hadi. Ahmet, alın burada etkili yedim ben. Gene don gördüm. Böyle habersiz gelirsen don da görürsün. Estağfurullah. Oğlum bütün ışıklar açık ya. Hala ben hırsız girmesin diye kendim açık bırakıyorum ışıkları. Bacın geldiydi, almaya mıydım içeri? Tamam kaldır kafanı hala, giyindim. Niye geldin sen? Bacını yurttan atmışlar Sadi. Niye seni yurttan attılar Zehra? Şöyle ki... Dur. Bir daha anlatma. Yüreğim kaldırmayacak Zehra. Ben gideyim öyle anlat. Hadi. Ah. Niye attılar Zehra seni? Şimdi biz Mert'le içiyorduk. Heh. Sonra bunlar geldiler. Sadi, bak birden iki oldu. Şu kira işini düşün derim. Ne ikisi ya? Zehra, o dışarıdakiler senin kedilerin değil mi? Onlar Zehra'nın eşyaları Sadi. Eniştenin beli ağrıyordu, çıkaramadı yukarı. Sen bir zahmet çıkarıver. Benim de belim ameliyatlı hala, biliyorsun. Poşetler maksimum 6 kilo. Kaç kilo kaldırabiliyorsun? Bana bir rakam ver. Ya 5-6 kiloya kadar kaldırıyorum işte. 6 kilo. Tamam ola sen git, ben çıkarım eşyaları. Evet Zehra, sendeyiz. Şimdi biz Mert'le içiyorduk. Sonra Mert sarhoş oldu. Öyle olunca üstündeki gömleğini çıkardı. Ben de bunun sırtını görünce azdım tabii. Sonra aldı beni kucağına. Yalpalaya yalpalaya tak. Hop Zehra hop. Kızım ben senin abinim, niye öyle detaylara giriyorsun? Tamam sanat camiasındayız da bizim de sınırlarımız var. Ne yapayım sen anlat dedin. Yalan söyle Zehra, yalan söyle. Ya aslında söylerdim ki mantıklı olan da bu. Ama biliyorsun işte. Hala mı ya, hala mı yalan söyleyemiyorsun? Büyünce geçer dedik ama. Bak Zehracığım, yalan söylemek bir yetişkin davranıştır derler. Şimdi sen de bugünden tezi yok yalan söylemeye başlıyorsun. Hadi bakalım abisi. Gel bir okkalı yalan. Hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Dur yalan söylüyorum. Olmuyor mu? Tamam bırak. Bizim dizi izledin mi? Evet. Beni gördün mü? Gördüm. Nasıldım? Bırak. Ben gideyim de şu eşyaları çıkarayım bari. Acıyor mu lan? Aga, kaşişlerden geçerken biraz yavaş geç. Baya baya hissediyorum. Tekmeliyor mu? Ney? Tekmeliyor mu? Ahmet, Allah aşkına sen espri yaparken niye omurilik soğanını kullanıyorsun? Beynini kullansana oğlum. Ha? İlk yapılacak şakayı niye bana yapıyorsun ya? Tamam lan. Yüz verdik, hemen geçir. Al kullan oğlum şu ilacını, al. İlaç kullanamam abicim ben. Bugün dersim var, İstanbul'un her tarafından akın akın öğrencilerim gelecek. Aman sanki bana amfide ders veriyor. Profesör Doktor M. Cemcir. İzdiham var. Allah'ım yarabbim. Hastayım da oğlum, iptal et. Ahmetciğim, prensip olarak ilk dersimi iptal etmiyorum. Sen beni okula at, ben çıkışta ilacı boğarım. Kaçta başlıyor dersin? 9'a doğru. Ha ben Vedat'la konuştum, yapımcı ilk bölüm yemeğini yapmayacağım demiş, masraf olur demiş. Sadi'yi ara, çıkışta bana gelsin, ben de izleyelim. Olmaz, Rüstem abiye söz verdim. Tülay da gelecek, Sadi'yi ara, çıkışta işiniz bitince otele gelin, beraber izleriz. Sadi'yi ara, çıkışta senin kaldığın otele gelsin, ben de geleceğim. Ahmet, ne yapmaya çalışıyorsun? Hep senin dediğin oluyor, biraz da benim dediğim olsun. Niye aramıyorsun oğlum, arasana. Arayamam. Ya niye? Başak içimde geziyor. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler. Hayatın olmuş işler güçler. Oturabilirsin Vedat. Yavrum Vedat, bir bak bakayım, Aşkın Hanım çıkmış mı? Aa, hiç görmedim. Bir bakayım isterseniz. Bak, bak. O işler o kadar kolay mı ya? Vedat, sen şimdi bu toplantıyı neden balkonda yapıyoruzdur diye düşünüyorsundur. Düşünme, bana odaklan. Vedat, nasıl bakayım kurt kazanı? Fokur fokur kaynıyor mu ha? Vallahi ufak tefek aksilikler var efendim. Aksilik? Hiç sevmem. Ben duymak isteyeceğinizi düşündüğüm her şeyi not aldım. Buyurun. Işık şefi cimri dedi. Görüntü yönetmeni anama. Vay anasını. Vay anasını. Kurgucu beni kesti ha. Ben 2 tane revize isteyeyim de 3 gün 3 gece salya sümük ağlasın. Ondan sonra da yok ya gerek yoktu. Eski hali daha iyiydi diyeyim de iyice kudursun kerkenes. Bir daha el yazınla yazma okunmuyor. Tabii efendim. Bir de ilk bölüm yemeği olayına da bozuklar biraz. Adettendir tüm ekip aynı yerde izler filan dediler. İlk bölüm yemeği ne ya? İlk bölüm yemeği ne ya? Ne kadar saçma. Ne demek ilk bölüm yemeği? Kimi evde karısıyla çocuğuyla izlemek ister, kimi sevgilisiyle, kimi manitasıyla, kimi el arabasıyla. Ne kadar saçma. Yani bir de ben rejide çok yalnız kalıyorum ya. Bana bir yardımcı lazım. Ne? Kaç? Hayır yanlış anlamayın. Ben sadece işimi yapıyor olsam hiçbir sorun yok. Ama istihbaratı da sağladığım için birazcık zorlanıyorum. İstihbarat hassas bir konu. Devam et küçüğüm. Dinliyorum. Bazen böyle iş yoğunluğundan ikili konuşmaları, set dedikodularını filan kaçırıyorum. İkna olmak üzereyim. Hayır, size sunduğum hizmet aksayacak diye benim tüm endişem. Ağlama lan. Tamam, bak işte birilerine. Yalnız full time olmaz, part time olsun. Öğrenci olsun, ulaşım yarı yarıya düşsün. Kız olsun, az yesin, çekilebilirsin. Çok sağ olun efendim. Ben hemen ilgileneceğim bu konuyla. Zaten... benim aklımda biri canlandı bile. İçimde bir sıkıntı var ya. Vallahi iyi olur. Dur Zehra'ya sorayım belki o da gelir. Zehra, bizim programı izlemeye gideceğiz. Gelecek misin? Yok. Niye? Fragmanı gördüm. Çok dandikti be Sadi. Sıkılırım ben, kesin uyurum yarısında. Alo. Sera gelemiyormuş abi. Bilmem sınavı mı ne varmış. He. Tamam ben şimdi giyinip çıkıyorum hadi. Murat abi, senin karnında hakikaten kaşık mı var ya? He Sadi. Program bitsin şey yaparız. Ahmet ne yapıyorsun ya? Abi çek elini. Program başlayacak şimdi. Şu anda dışarıda olabilir. Penaltı oldu. Maç. Bakıyorum heyecanınızı gizleyemiyorsunuz. Öğreneceksiniz tabii. Sabırlı olun. Yok abi, heyecan değil de ilk bölüm ya, gerginlik var biraz. Ya utanmayın, hepimizin başından geçti. Kınalı yapınca yeni çekmişiz, sene 69. Orhan abilerle Adana'da gala yaptık. Heyecandan kendimi izleyemedim. Ne zaman ben çıksam Hülya Koçyiğit'e bakıyorum. Allah'tan yakın planım yoktu da kolay atlattım o geceyi. Ah, bilirim bu heyecanları. Gençler bir el atın. Tadını çıkartın. Bu telefonlar bir sustu mu bir daha çalmaz. Öyleyse dön o zaman sen istersen ya. Şey yapmana gerek yok. Biz zaten programdan sonra Rüstem abinin viskiyi patlatacağız. Bırakamam seni. Tamam. Tülay sıkışmış. Ha? Trafik. Hiç merak etme Murat. 5. bölümden sonra trafikte araç görmeyeceksin. Milli maç heyecanındayız. Rahat ol. Hadi bakalım. İnşallah. Annemi aradım dua etsin diye. Bütün mahalle birleşmiş 41 Yasin'e girmişler. Onun hatırına bir şey olmaz. Biz içimizi ferah tutalım. Eller. Kes! Başlıyor. Artı 18. Şiddet. Korku. Rambo ne lan? Rambo mu? Benim adım Can Rambo. Vietnam'da aynı ekipteyim. Sylvester. Albay. Vietnam. Rambo! Aşkım! Ben de bilmiyorum. Rambo'dan sonra başlar belki. Günü mü değişti acaba? Yok, kanaldan da kimse aramadı. Şu anki durumum bütün her şeyi özetliyor aslında. Sadi? Sadim nerede? Ben bu filmde aynı anda 3 kişiyi seslendiriyorum. Hey gidi günler. Sadi sizinkiler 41'i tutturamadı galiba. Olabilir. Yalnız en iyisi bu ha. Rambo 1 ilk kan. Öbürleri saçmalık. Ne diyorsun Sadi sen? Şoka mı girdin? Nerede abicim bizim program? Ne olacak şimdi?